Bir anlaşma yapma ihalemiz oldu. Mustafa Kemal Üniversitesi ile Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi arasında banka promosyon protokolü imzalandı. Yapılan protokol ile 3 yıl boyunca maaş hesapları için her bir personel 1850 TL'lik promosyon hakkı kazandı. Bu kapsamda ilgili rektör yardımcımız Profesör Doktor Ali Koç Bey, Stratejik Geliştirme Daire Başkanımız Ünal Dönmez Bey ve üniversitenizde en fazla üyeye sahip olan temsilci konumundaki Eğitim Sendikası'nın başkanı Sayın Recep Tuncay Bey, Türk Eğitim Sen Başkanımız, bu ihalede komisyonu oluşturdular. Zafer Sökmen yerleşkesinde bulunan MKÜ Rektörlük binasında gerçekleşen protokol imza töreninde konuşan Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hüsnü Salih Güder, promosyon süresinin 2012 yılının Aralık ayı sonunda dolacağını hatırlatarak bu kapsamda önümüzdeki 3 yılı kapsayacak şekilde Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ile yeni bir promosyon anlaşması yaptık. Bu anlaşmayla 3 yıl boyunca maaş hesapları için her bir personelimize 1850 TL'lik bir promosyon hakkı kazandırılmış oldu. Yapılan anlaşmanın hem personelimize hem de bankamıza hayırlı ve uğurlu olmasını dilerken verimli bir çalışma dönemi getirmesini de yürekten diliyorum dedi. Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi'nin değerli yöneticileri ve çalışanları sorumluluklarını hakkıyla yerine getirecekler ve protokol kapsamında hem kurumumuza hem de çalışanlarımıza tanınmış olan muafiyet hükümlerine sıkı sıkıya bağlı kalacaklardır. Türkiye Halk Bankası Antakya Şubesi Müdürü Cemil Horoz da yaklaşık 1,5 yıl önce başladığımız bu işbirliğinde önemli bir adım daha atıyoruz. Mustafa Kemal Üniversitesi'nin çalışanlarının 1 Ocak'tan itibaren başlamak üzere 3 yıl süreyle maaşlarını ödemelerini yapacağız. Üniversitenin içinde bir ofis kurarak personele daha yakın olmaya çalışacağız. Her iki kuruma da hayırlı uğurlu olsun diyorum dedi. Mustafa Kemal Üniversitesi'nin çalışanlarının 1 Ocak'tan itibaren başlamak üzere 3 yıl süreyle maaşlarını ödemelerini yapacağız. Hocamın bahsettiği gibi de bu konuda en hassas bir şekilde yardımcı olma konusunda özellikle hocam bütün değerlendirmeleri yaptı. Burada bir ilave, bu yapacağımız çalışmalarda biraz daha yardımcı olabilme anlamında da üniversitenin içinde bir ofis kurarak personele daha yakın olmaya çalışacağız. Bugüne kadar üniversite çalışanlarının hiç promosyon almadığına dikkati çeken Türk Eğitim Sanat Abi Noğlu Şube Başkanı Recep Tuncay ise bugüne kadar yapılan promosyonlar hep üniversitemize aktarıldı, çalışanlarımız bundan hiç faydalanmadı. 20 yıldan sonra üniversitemiz çalışanlarına bu imkanı tanıyan MKÜ Rektörü Profesör Doktor Hüsnü Salih Güder'e teşekkür ediyor, çalışanlara hayırlı uğurlu olmasını ve iyi günlerde kullanmalarını diliyorum dedi. Bugüne kadar üniversitede çalışanlarımız hiç promosyon almadı. Arkadaşlar, Sayın Rektörümüzün sayesinde ve arkadaşlarımızın sayesinde ilk olarak ceplerine bir promosyon girecek. Bugüne kadar yapılanlar hep üniversitemize aktarıldı ama çalışanlarımız bundan hiç faydalanmadı. Bu bakımdan da çok önemli. Hakikaten 20. yılını çalışan üniversitemizde ilk olarak bir promosyon alınıyor. Yapılan konuşmalar ardından Mustafa Kemal Üniversitesi ile Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi arasında banka promosyon protokolü imzalandı. 3 yıl boyunca maaş hesapları için her bir personele 1850 TL'lik promosyon hakkı kazandıran protokolün ardından yemeğe geçildi.